Değerli konuklarımız, saygıdeğer velilerimiz ve mezun öğrencilerimizin kıymetli yakınları, hepinize güzel bir akşam diliyoruz. 2020 yılı sanal mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu günü değerli kılan sevgili öğrencilerimizi davet ediyoruz. Dear parents and families, faculty, friends,
and most importantly, Bell's Graduates 2020. This is not the welcome I hoped to be making to you, or the one you've dreamed about since 2015 when you started in our prep class. Sevgili velilerimiz, aileler, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız ve en önemlisi BELS 2020 mezunları. Hazırlık sınıfımıza başladığınız 2015 yılından bu yana size yapmayı umduğum veya sizin hayal ettiğiniz hoş geldiniz aslında bu değildi. But these are extraordinary times in the world. Ancak dünyada olağanüstü bir sürecin içindeyiz. The COVID-19 pandemic is painful proof of the interconnectedness of the world. COVID-19 salgını dünyanın birbirine bağlı olduğunun acı verici bir kanıtıdır. Finding a vaccine is not the responsibility of individual countries to find solutions for its populations, but a worldwide predicament that requires collaboration across borders, ethnic groups, languages, religious affiliations, races, and personal identities. Aşı bulmak, tek tek ülkelerin kendi halkları için çözümler bulma sorumluluğu değildir. Sınırlar, etnik gruplar, diller, dini bağlantılar, ırklar ve kişisel kimlikler arasında işbirliği gerektiren dünya çapında zor bir durumdur. In the meantime, it is each of our personal responsibilities to play our part. Think global, act local. Bu arada üzerimize düşeni yapmak kişisel sorumluluğumuzdur. Küresel düşünüp yerel hareket etmeliyiz. One example is this virtual graduation. We want you and your loved ones to remain safe and healthy. Bir örnek bu sanal mezuniyet törenimizdir. Bizler sizlerin ve sevdiklerinizin güvende ve sağlıklı kalmasını istiyoruz. Next, we must do all we can to protect our families, friends, and ourselves. Wear masks, keep social distance, wash hands, avoid crowds. Daha sonra ailemizi, arkadaşlarımızı ve kendimizi korumak için her birimiz elimizden geleni yapmalıyız. Maske takmalıyız, sosyal mesafemizi korumalıyız, ellerimizi yıkamalıyız, kalabalıktan kaçınmalıyız. We have confidence that you, the BELS class of 2020, have developed the social responsibility to act wisely. And you have developed the academic acumen to overcome the obstacles of virtual education as you move on to higher education and learn how to be the future leaders of Turkey and the world, which is the focus of our mission and vision. 2020 BELS mezunları olarak sosyal sorumluluğunuzun geliştiğine inanıyoruz. Ve yüksek öğretime geçerken sanal öğretimin önündeki engelleri aşmak üzere akademik yetenekler geliştirdiniz. Okulumuzun misyonu ve vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin ve dünyanın gelecekteki liderleri olmak için gerekli becerileri kazandınız. It is unfortunate that we cannot celebrate your achievement in person. But that does not diminish the pride we have in your accomplishments. Başarınızı şahsen kutlayamamamız şanssız bir durum. Ancak bu başarılarınızdan duyduğumuz gururu azaltmamaktadır. This afternoon, we are gathered on TV screens, computers, and phones to recognize and honor the BELS class of 2020. Welcome. Bu öğleden sonra 2020 BELS mezunlarını onurlandırmak için televizyon ekranlarımızda, bilgisayarlarımızda ve telefonlarımızda bir araya geldik. Hoş geldiniz. Şimdi mezuniyet töreni konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Zülal Özkurt konuşmasını gerçekleştirecektir. Saygıdeğer hocalarım, sevgili gençler, bu özel gününüzde aranızda olmaktan dolayı çok mutlu ve onurluyum. Beni davet eden Bilkent Lisesi çok değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Oldukça zor, bir o kadar da kaliteli, sıkı bir eğitim sürecinden geçtiniz. Yaşıtlarınıza göre çok daha fazla çalıştınız ve yoruldunuz. Kimi zaman da bu duruma kızdınız. Ancak iki öğrencisini de Bilkent kurumlarında okutmuş bir anne olarak şunu hemen belirtmek istiyorum ki
Aldığınız bu kaliteli eğitim sayesinde kapılar çok daha kolay açılacak ve her zaman birkaç adım önde olacaksınız. Yine de bunun rehavetine kapılmayın, çalışmayanıza devam edin. En zor yılınız olan son yılınızda pandemi süreciyle, sürpriziyle karşılaştınız ve bir sistem değişikliğine maruz kalmanıza karşın bu durumu da çok iyi yöneterek başarıyla tamamladınız. Hem mezuniyetinizden dolayı hem de üniversitede elde ettiğiniz başarılardan dolayı hepinizi kutluyor. Sonuçların hem sizin için, aileniz ve milletimiz için çok hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi yeni hayatınıza gitmek için sabırsızlandığınızı biliyorum. Gideceğiniz ortamlarda, şehirde ve üniversite ortamında çok daha çeşitli sosyal, sanatsal ve kültürel aktiviteler bulacaksınız. Bu imkanları iyi değerlendirmenizi, ufkunuzu, vizyonunuzu daha da açmanızı, kişisel gelişiminizi yükseltmenizi tavsiye ediyorum. Üniversite yıllarınız hayatınızda en güzel hatırlayacağınız yıllar olacak. Bu nedenle kendi kişisel versiyonunuzun en iyisini oluşturmaya çalışmanızı arzu ediyorum. Yeni ilişkiler ve yeni ortamlar ise bazı riskleri de beraberinde taşıyabilir. Bütün bunlara karşı da hazırlıklı ve tedbirli olmalısınız. Özellikle ailenizden ilk ayrıldığınız sene bir sevgi boşluğu yaşayabilirsiniz ki bunu suistimal edebilecek bazı yapılanmalar ve gruplar sizi kendilerine dahil etmek isteyebilirler. Bu nedenle seçimlerinizi yaparken hayat boyu sizi destekleyen, tek amacı sizin mutluluğunuz olan ailelerinizi unutmayın. Onlarla iletişiminizi ve bağlarınızı sıkı tutmaya gayret gösterin. Yine seçimlerinizi yaparken sadece kendinizi temsil etmediğinizi, aynı zamanda değerlerinizi, ayrıldığınız şehrinizi, ailelerinizi ve mezun olduğunuz Bilkent Lisesi'nde temsil ettiğinizi her zaman aklınızda bulundurun. Yine atacağınız her adımda milli bir bilinçle hareket edin ve kendinize en yakışanı yapın. Şehir dışına çıkacak olan arkadaşların biraz daha dikkatli olması gereken konular var. Ki çoğunuz şehir dışına çıkacaksınız. Bundan sonra hayatınızın tüm kontrolü ve denetimi kendi elinizde olacak. Artık emniyetli sistemler içerisinde kendinizi bulamayabilirsiniz. Bu yüzden planlı programlı olmanız, zaman yönetimini iyi yapmanız, ders çalışmanızdan sanatsal aktiviteleri, sosyal aktiviteye kadar bütün bunları gün içinde ne kadar yapacağınıza doğru karar vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Üniversite öğrencilerinde en büyük gördüğüm sıkıntı sağlıklarını ihmal etmeleri. Unutmayın ki sağlığınız sadece bizim için değil, tüm memleketimiz için son derece önemli. Çünkü sizler çok özel bir eğitimden geçtiniz, çok değerli ve bu ülkenin geleceği olan gençlersiniz. Sağlık konusunda bildiğiniz gibi beslenme son derece önemli. Gençlerimiz daha çok fast food tercih etmekte ama bu da hastalığa yol açan bir beslenme şekli olmakta. O yüzden ev yemeklerinizi tercih etmenizi, sebze meyveden uzak kalmadan bunları ulaşmaya çalışmanızı öneriyorum. Spor yapmanızı, aktif ve sağlıklı kalmanızı mutlaka tavsiye ediyorum ki havanın müsait olduğu durumlarda açık havada oksijenli ortamlarda yapılan sporu hatta bir yürüyüşü de diğerlerine tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Uyku son derece önemli. Gençler geceleri daha uyanık kalıp ışıklı ortamda gündüzleri uyumayı tercih ediyorlar ne yazık ki. Bütün bir günün yoğunluğunu, yorgunluğunu karşılayabilmeniz için zihninizin ve bedeninizin çok iyi dinlenmiş olması gerekiyor. Unutmayın ki vücudumuz bütün tamir sistemlerini ve yenilenme sürecini gece uykuda yaşıyor. Bunun için de kaliteli bir uyku öneriyoruz. 8 saat süreyle tamamen karanlık bir ortamda tüm cihazların ve elektrikli aletlerin, cep telefonları ve Wi-Fi'lerin kapalı tutulduğu bir ortamda uyumanızı şiddetle öneriyoruz. Lütfen bunları bir reçete olarak algılamayın. Birer hayat tarzı değişikliği olarak alın ve hayatınızı adapte edin. Sadece bedeninize iyi bakmanız da yetmez. Mutluluk ruhsal dinginlikte ve sakinliktedir. Mutluluğunuzu lütfen sadece iş başarısına, ders başarısına, maddi şeylere odaklamayın. Sakinlik, huzur ve dinginlik de arayın. Bunun için de gün içindeki yoğunlukta küçük molalar vererek dinlenmeye ve sakinleşmeye çalışın. Ruhunuzu sanatsal aktivitelerle, iyi arkadaşlık ilişkileriyle ve sevgiyle besleyin. Bütün hayatınızda çok başarılı olacağınıza inanıyorum.
Bundan sonraki hayatınızda sağlıklar ve mutluluklar diliyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Züler Özkurt'a konuşmasından ötürü teşekkür ediyoruz. Okulumuzu akademik not ortalamasına göre dereceyle bitiren ilk 3 öğrencimize ödüller verilecektir. Okul müdürümüz Sayın Akın Metli ve müdür yardımcılarımız Sayın Dilçer Akış ve Emre Başoğlu'nu okulumuzu dereceyle bitiren öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Okulumuzu en yüksek 3. not ortalaması ile bitiren öğrencimiz Zeynep İşçi. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Okulumuzu en yüksek 2. not ortalaması ile bitiren öğrencimiz Ezgi Akarsu. Kendisini tebrik eder. Başarılarının devamını diliyorum. Okulumuzu en yüksek not ortalaması ile bitiren ve bu yılki mezuniyet kütüğüne adını yazdırmaya hak kazanan öğrencimiz Berk Alemdar olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder, başarılı devam ederiz. Okul ikincisi olan Ezgi Akarsu'yu konuşmasını yapmaya davet ediyorum. Sayın Genel Müdürüm, Okul Müdürüm, AB Koordinatörüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. Bilkent Erzurum Lisesi'ndeki 5 senemizin sonuna geldik. Güzel anılar biriktirip birlikte eğlendiğim bütün arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkürümü biraz açmam gerekirse, Ankara Yaz Okulu'ndan başlayarak tanıştığım bütün öğretmen ve arkadaşlarıma, gece yurt odasında birlikte oje sürdüğümüz, geç saatlere kadar konuştuğumuz arkadaşlarıma, oda arkadaşımın dağınıklığıma olan hoşgörüsüne, badminton takım arkadaşlarıma ve takım koçumuza, çok eğlendiğimiz doğum günü partileri düzenlediğim arkadaşlarıma, geç saatlere kadar birlikte FOA ödevi yaptığımız arkadaşlarıma, M416 bıraktım, alabilirsin diyen arkadaşlarıma, Canadian Team Math Contest için gittiğimiz Ankara'da beraber vakit geçirdiğim arkadaşlarıma, YKS'ye birlikte hazırlandığım arkadaşlarıma, yemek kavgalarımızla siyah elbise yaptığımız ve Midas oyununu oynadığımız bütün prepli arkadaşlarıma ve Türkçe konuştuğunda ya veli toplantısında olduğumuzu ya da gerçekten çok sinirlendirdiğimizi anladığımız hazırlık İngilizce öğretmenimize, öğrenci işlerine, lezzetli yemekler yapan aşçılarımıza ve telefonla beraber havuza düştüğüm ekoloji gezimizi çok eğlenceli kılan bütün arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Yurt dışı üniversite başvuru sürecinde bana çok destek olan bütün öğretmenlerime ve idari kadroya ayrıca teşekkür ediyorum. IGCSE, IB ve lise diplomalarımızı nihayet elimizde tutarken bizlerin başarısında çok emeği geçen ve bizler için iyi dilekleri olan bütün öğretmenlerime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim için çok değerliler. En çok da beni her zaman destekledikleri ve yaptığım, yapabildiğim ne varsa bunu mümkün kıldıkları için anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum. Konuşmamı sonlandırırken, Bilkent Lisesi'nde geçirdiğimiz 5 sene içerisinde çok büyüdüğümüzü ve olgunlaştığımızı, zor şeyleri başardığımızı ve güçlü, donanımlı insanlara dönüştüğümüzü düşünüyorum. Yollarımızın ayrıldığı değerli öğretmenlerim ve arkadaşlarımın gelecekte de güzel anılar biriktirmeye devam etmelerini diliyorum. Bu akşam gerçekleşen törenin ardından mezunlarımız artık üniversite hayatlarını ve parlak geleceklerini düşünmeye başlayacaklar. Bu süreçten önce gelin hep birlikte mezunlarımızın okulumuzda geçirdiği yıllara göz atalım. Thank you.
sahneye davet ediyoruz. Herkese merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülşah Bulut. Şu anda tebessüm ediyorum aslında. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Kısa konuşmaya çalışacağım. Normalde çok uzun konuşurum. Türkçe Zümresi adına ödülümüz pek çok alanda kendini yetiştirmenin, dile katkısının farkında olan, dilsel zenginliğini her fırsatta bize gösteren birine gidiyor. Bu yıl Türkçe Zümresi'nin ödülü Ezgi Akarsu. Good afternoon. All of our graduates have dedicated themselves in their study of English. Their passion and intellectual curiosity is an inspiration for all Bell students. Each year, the English Award is given to the Bell's graduate who has demonstrated exceptional achievement in the following areas. Is a sophisticated reader and a student of literature, is a flexible writer, and is a creative and critical thinker. This year's award embodies the words written by Mark Twain, "With courage, you will dare to take risks, have the strength to be compassionate, and the wisdom to be humble. Courage is the foundation of integrity." With pleasure, I present this year's English award to Selin Oncu. Congratulations, Sal. Hello, I'm Steve Murphy, representing the physics department. I will read a short message from the IB physics teacher who could not be here today. Greetings. First, I would like to congratulate all the graduates for surviving the IB experience. It is a challenging and rigorous program. You are all better because of it. This was an exceptional physics class. There were several very gifted students. One student stood out for his questioning attitude, his willingness to help others, and his respectful behavior towards all students and especially his teachers. This year's Physics Award goes to Mehmet Refai. Herkese iyi akşamlar. Kimya Zümresi adına buradayım. Yani bu yılki Kimya Zümre Ödülü okulumuzdaki eğitim hayatı boyunca örnek bir öğrenci olan, kimya dersindeki başarısıyla ve yaptığı proje çalışmalarıyla ön plana çıkan öğrencimiz Ahmet Tuğrul Sağlam'a gidiyor. Kendisini tebrik ediyorum. Herkese merhaba. Ben biyoloji öğretmeni Özge Keş Atlıcan. Öncelikle hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum ve sevgiyle kucaklıyorum. Sizleri çok özlediğimi de belirtmek istiyorum ve umuyorum ki sağlıkla bu günleri atlattıktan sonra üniversite anılarınızı, deneyimlerinizi konuşmak üzere bir araya gelebileceğiz. Sizlerin lise hayatının tamamına tanıklık etmek benim için çok değerliydi, çok özeldi. Ben size birlikte geldik sizinle ve 5 yılı birlikte geçirdik. Sizlere yaşam bilimi olan biyolojiyi öğretirken ben de sizlerden çok şey öğrendim. Ve yaşamın güzelliklerine dair çok şey paylaştık. Hepinizin yolu açık olsun. Sizlere mutlu ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum ve hangi mesleği seçerseniz seçin, bilimsel okuryazarlığınız her zaman güçlü olsun. Doğaya da her zaman yakın olmanızı ve kuşları gördüğünüzde beni hatırlamanızı umuyorum, diliyorum. Biyoloji ödülü için değerlendirmelerimizi yaparken öğrencilerimizin ders başarısının yanı sıra iç değerlendirme ve bitirme tezindeki performanslarını da dikkate aldık. Ve konu seçiminde kararlı olması, sorumluluklarını vaktinde yerine getirerek gösterdiği çalışma disiplini ve yüksek motivasyonuyla biyoloji ödülünü almaya hak kazanan öğrencimiz Dilay Selin Yıldırım olmuştur. Kendisini tebrik ediyorum. Herkese
communicating consistent in an approach throughout the year, and who has also managed to solve all math problems with a smile and hard work. I'm happy to announce this year recipient of Math Award, Zainab Pandey. I appreciate her positive attitude and dedication. Thank you. Öncelikle herkese merhabalar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezunlarını sevgiyle selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Sosyal bilimler, dünyanın ve yaşamın toplumsal yönlerini inceleyen akademik bir disiplin grubudur. Ve sosyal bilimler anlamında bir öğrencinin başarılı olabilmesi için 4 temel beceriyi yerine getirmesi gerekmektedir. Bu beceriler analitik düşünme, eleştirel sorgulama, her şeyden önce bir ürün ortaya koyma ve içinde yaşadığı doğaya ve topluma karşı farkındalık kazanmaktadır. Bu becerileri ve kriterleri dikkate aldığımızda 2020 mezunlarımız içerisinde yer alan sosyal bilimler zümre ödülünü alacak olan öğrencimizin bu 4 ana kıstasla başarılı olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Sözlerimi Ovidius'un bir sözüyle bitirmek istiyorum. Ya başlamamalı ya bitirmeli. Hem zümre ödülünü alacak olan öğrencimiz hem de bütün mezunlarımıza bu sözü unutmamalarını tavsiye ediyorum. Sosyal bilimler zümre ödülünü alan öğrencimizi açıklarsak, bu yıl zümre ödülünü alan öğrencimiz Gül Kiraz. Sevgilerim. Hallo meine Lieben, ich möchte zuerst sagen, dass ich euch alle vermisst habe und ich werde auch alle Morgenkonversationen, die wir hatten und Routinen hatten, sehr sehr vermissen. Ich wünsche euch allen, liebe Schüler und Schülerinnen, viel Erfolg in eurem neuen Lebensabschnitt. Genießt eure Zeit als Studentin. Jedes Jahr wird ein Schüler, eine Schülerin aus dem IB-Deutschkurs nominiert. Dieses Jahr habe ich jemanden ausgewählt, den ich seit der Prep-Klasse unterrichte. Naiv und schüchtern, aber selbstbewusst und zielorientiert war diese Person von Anfang an. Aufgeweckt, motiviert, neugierig, auch wenn sie nicht immer offen für alles sein konnte. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg auf deinem neuen Weg. Dieses Jahr erhält den Preis Elif Anık. Hello, I'm Erin Powell, the High School Visual Arts teacher. Firstly, I would like to congratulate all members of our visual arts class. They completed the program excellently, and they worked very, very hard. Mexican artist Frida Kahlo said, "I never paint dreams or nightmares, I paint my own reality." The recipient of the Visual Arts Award embodies this concept as they've spent the past 2 years investigating and developing works that reflect their own reality and influences. They are bold in their art making, blending both traditional and alternative materials to best convey their ideas. This artist is grounded in themselves and their identity and puts their unique mark on the world through their art. The recipient of this year's Visual Arts Award goes to Vera Tashkan. Congratulations. Herkese merhabalar. Tüm öğrencilerimizin spor sevdiğini tahmin ediyorum. Bu öğrencimiz sporu kendisi için bir yaşam tarzına çevirmiştir. Okul takımlarımızdaki performansıyla kendisini de kanıtlamıştır. Beden Eğitimi Zümre Ödülü Furkan Mert Aksakal, kendisini tebrik ediyorum. Tekrar merhabalar. Öğrencilerimizin akademik başarılarıyla daima gurur duyuyoruz. Ancak hepinizin de bildiği gibi okulumuzda sadece akademik başarıya odaklanmıyoruz. Öğrencilerimizin çok yönlü bireyler olarak gelişmeleri ve liderlik, işbirliği, gönüllülük, hizmet gibi yaşamsal becerileri kazanmaları da bizler için son derece önemli. Bu bağlamda IVDP programının merkezinde yer alan ve yaratıcılık, aktivite, gönüllü hizmetten oluşan KES programının da tüm mezunlarımızın başarıyla tamamladığını belirtmekten mutluluk duyuyorum ve hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Ancak bir öğrencimiz KES deneyimlerinin çeşitliliği, bu deneyimleri gerçekleştirirken gösterdiği olumlu yaklaşımları ve planlama becerileriyle bir adım öne çıktı. Kendisi ayrıca Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir yaşam hedeflerinden biri olan
nitelikli eğitim konusunda çok güzel bir projenin gerçekleştirilmesine ön ayak oldu. Arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle bir işbirliği içerisinde çalışarak Erzurum'da bir devlet okulunun kütüphane kurulmasını sağladı. Bu nedenle KES ödülünü almaya hak kazanan öğrencimiz Esra Aklı olmuştur. Kendisini tebrik ediyorum. The student receiving the TOK award is both interpretive and reflective. During class discussions, this student takes risks and examines previous ingrained biases. This student intently explores the ways knowledge is attained and how knowledge changes perceptions and perspectives. The poet Samuel Taylor Coleridge wrote, "Deep thinking is attainable only by a person of deep feeling." The student who is going to receive this award is just such a person and deserves to be its recipient. The student receiving this award is Ece Meryem Gulpeken. Congratulations. Değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Lafı daha fazla uzatmadan ve sizleri de çok fazla bekletmeden bitirme tezi ödülünü takdim etmek istiyorum. Öğrencimiz birlikte geçirdiğimiz 2 yıllık süre boyunca kendini ve okulunu bitirme tezi alanında gerçekleştirdiği akademik çalışmasında en iyi temsil ederek bir adım öne çıkarmıştır. Bu başarının sürdürülebilir olmasını temenni ederek bitirme tezi ödülünü Zeynep İşçi'ye vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimizi göstermiş oldukları akademik başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. Akademik başarıdan bahsetmişken, okul birincimiz Berk Alevler'i konuşmasını yapmaya davet ediyorum. Sayın Genel Müdürüm, Müdür Yardımcılarım, değerli öğretmenlerim, arkadaşlarım ve arkadaşlarımın saygıdeğer ailelerim. Elbette bu konuşmayı sevdiklerimizin önünde, diplomalarımızı almış ve keplerimizi sevinçle hava etmeyi beklerken yapmayı ben de çok isterdim. Ancak şimdi bulunduğumuz bu olağanüstü durumda, her ne kadar ucu da olsa olağanüstü mezuniyet yaşıyoruz. Evet, bitti. 5 yıl önce birer yabancı olarak çıktığımız bu yolu, atlattığımız zorluklarla, yorucu sınavlar, peşimizi bırakmayan teslim tarihleri, bitmek bilmeyen tezlerle, ama belki de başka hiçbir okulda bulamayacağımız unutulmaz geziler, güzel anılar ve arkadaşlıklarla Bilkentli olmanın haklı gururunu omuz omuza yaşayarak tutuyoruz. Biliyorum hepimiz zorlandık, çok zorlandık. Ama derin bir nefes alın arkadaşlar. Biz zorlukları aşmayı, zorluklar karşısında bir olmayı, birbirimize sıkıca sarılmayı öğrendik. Bugün size söylüyorum arkadaşlarım. Her türlü zorluğa, hayal kırıklıklarına rağmen bizim uğruna savaşacak hayallerimiz, daha aşacak çok yollarımız var. Hatta açık olmak gerekirse hayat daha yeni başlıyor. Ama biz Bilkent Lisesi mezunları olarak sadece sınavlara hazırlanmadık. Hayata karşı ayakta durmayı, hem kendi kendimize yetmeyi, hem de birlikte olmanın gücünü yaşayarak öğrendik. Tabii bu yola yalnız değildik. Şahsen benim okulumda elde ettiğim bu birincilik, IGCSE, IBDF veya üniversite sınavında elde ettiğim derecelerim tek başıma yapabileceğim şeyler değildi. Bu başarıda her zaman yanımda olup beni destekleyen ailemin, başaracağımdan şüphe duymayan hocalarımın ve arkadaşlarımın da önemli bir payı var ve onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Ancak benim için bu sınavlarda elde ettiğim başarılardan daha önemli olan Bilkent'in bana sağladığı kendim olma ve kendim bulma ayrıcalığıdır. Bu ayrıcalığın sağlanmasında öncelikle değerli Doğramacı ailesine ve Sayın İhsan Doğramacı'nın vizyonunu yaşatan okul yönetimimiz ve öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Şimdi bizler için Bilkentli olmanın verdiği gurur hissettirme, hangi bölümü seçersek seçelim, yaptığımız işi severek ve en iyi şekilde yapma ve böylece kendimizi, ülkemizi ve dünyamızı daha ileriye, en iyiye taşıma vakti. Değerli büyüklerim ve sevgili arkadaşlar, bu duygu ve düşüncelerle hepinizin mezuniyet sevincini paylaşıyor. İleride iyi yerlerde karşılaşacağımıza inanarak hayatınızda bol şanslar ve güzellikler diliyorum. Mezuniyetimiz kutlu olsun, her şey gönlünüzce olsun. Dünyanın 2020 adına hatırladıkları sadece üzüntü ve talihsizlikler değil, Bilkent mezunlarının başarısı olsun. Teşekkür ediyor ve esenlikler diliyorum. Ve bu kepi hepimiz adına atıyorum. Mezuniyet törenimizin bu bölümünde öğrencilerimize mezuniyet diplomaları takdim edilecektir.
2020 mezunlarımızı gururla sizlere takdim ediyorum. Yolunuz açık olsun. 2020 BELS mezunları.